Selamun aleyküm hocam. Ben lise bittikten sonra hafızlık yapmak istiyordum ama aile isteği üzerine bir sene üniversiteye gittim. Üniversite ortamı hiç iyi değildi. Bu yüzden dondurdum. Ama ailem bu duruma karşı tepki gösterdiler. Yeniden üniversiteye başlamam için baskı yapıyorlar. Ama ben istemiyorum. Haram helal bir karışık bir durum olduğu için ama annem hakkını helal etmeyeceğini falan da söyledi. Bu durum çok ağrıma gidiyor. Evde yemek yemek benim için sıkıntı oluyor. Benim ne yapmam lazım? Yardımcı olur musunuz hocam? Allah razı olsun demiş bir kardeşimiz. Şimdi liseyi bitirdikten sonra hafızlık yapmak istediği halde hafızlığına engel olmak için üniversite okusun. Üniversitede işte diploma var. Üniversitede efendim peşinden bir makam, bir mevki, bir para, maaş alabilmesi söz konusu diyerek ve kızının oğlunun o okulu bitirinceye kadar ki işlemiş olduğu günahlara hiç umursamadan göz yuman, hiçbir şey olmamışçasına illa burayı okuyacaksın diye zorlayan bir kimse, açık söylemek gerekirse kızına da oğlunu da zulmetmiş ve bizatihi onu kendi eliyle çocuğunu ateşe atmış demektir. Yani üniversiteye göndermek bu manaya gelmez ama böyle günah meclislerinde illa sen bulunacaksın. Orada okuyacaksın, orada duracaksın. O meclislerin işte elemanı olacaksın, oranın kadrosu olacaksın diye zorlayan anne baba kendi çocuğunu diri diri ateşe atmış oluyor. Yani cahiliye dönemi insanları, Arapları ne yapıyorlardı? İşte çocuklarını kendi elleriyle ateşe atarken bu zamanın cahiliye, modern cahiliye zamanının anne babası da kendi ellerini işte cehenneme düşmesine sebep olacak günahlara çocuklarını kendi elleriyle itmeleri sebebiyle aynı katliamı, aynı vahşeti sergilemiş oluyorlar. Yani birisi belki aniden olan bir şey ve tepkisi gösterilmesi herkes tarafından makul karşılanan bir şey ama diğeri ise uzun vadede yine çocuğunun aleyhine olan, dünyasında ahiretinde yıkan bir sonuca ittiğinden dolayı vahşette ve günahta eşittirler desek yeridir.